güzeller. Selam arkadaşlar. Yanımda kim var? Tabii ki de canım ablam var. Hopi. Ben Hopi diyorum ona bu arada, bilmeyenlere. Çünkü hope, umut demek İngilizce'de. O sonundaki biliyorsunuz ziklanzi ben böyle hep eklerim ya. Sonuna da biz bir yi ekledik, Hopi yaptık onu da. Hiçbir şey normal değil. Ondan sonra şimdi biliyorsunuz bir soru cevap videomuz olacak. Mayışkomuz da burada. Diğer ev halkı da burada. Ondan sonra şimdi ablam, maşallah dün ne kadar çok soru göndermişsiniz onun için ya. Şimdi elimizden geldiğince hepsini screenshot aldım gece 2'de dün. İşten o saatte döndüm çünkü. Şimdi o oradan okuyacak. Sonra da ben cevaplayacağım. Hadi bakalım. Şimdi evet. İlk soruyla başlıyoruz. Önce biraz sessiz olalım. Aranızda en çok enerjik olan kim? Nasıl sessiz ben olun diyorum. Arkada ne yapıyorsunuz? Bu aralar ben hiç değil. En çok enerjik olan kim? Evet. Ben değil. Aramızda sanırım en çok enerjik olan Demet ve Aslı. Ben biraz... Ulan zaten 3 kişisiniz. Yani siz saygı olmalı. Benle Demet daha enerjik evet, arkadaşlar. Evet. Kesinlikle Aslı daha enerjik. Ama bence daha Aslı daha enerjik. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Beraber yaptığınız aktiviteler neler? Çok aslında güzel. Çok yapacağımız şeyler var da hani ablamın Avustralya'da yaşaması tabii ki buna biraz engel oluyor arkadaşlar. Bir de bizim Barcelona'da olmamız. Uzağız biraz ama beraber yapmayı istediğimiz aktiviteler. İkimiz de sporu çok severiz. Ama o biraz çocuk nedeniyle, çocuk bebek doğurduğu için biraz ara vermek zorunda kaldı. Ama o da benim kadar spor yapmayı seviyor. Yürüyüş yapmayı çok severdik beraber. Hatta sinyal öğrencimiz aynı evde beraber yaşıyorduk Bakırköy'de. Ablam o zaman hostesti. Uçuyordu. O zaman neler yapıyorduk? Bayılıyorduk. Alışmışız. Aa çok şaşırdım. O zaman gençlik çoluğumuz çocuğumuz yoktu. Kazanıyorduk paracıkları, yiyorduk. Gidiyorduk, harcıyorduk. Bakırköy'de oturuyorduk arkadaşlar. Çok enteresan. Ama bu ara en çok yaptığımız şey, sevdiğimiz şey yemek. Sohbet etmek. Yemek bayılıyoruz. Ve hayal kurmak. Çok güzel hayal kuruyoruz. Çocuklar uyuduğunda çay ve bisküvi. Çocukların uyuduğu hayallerini kuruyoruz. En sevdiğimiz şey çayımızı koyup, çayı koyup bisküvimizi önümüze alıp batırıp dedikodu yapmak. Bayılıyoruz. Gıybet. Gıybet. Zaten. Gıybet. Üç kardeşin bir WhatsApp grubu var. Grubun adı Gıybet. Anlarız artık. Umut abla ile yapmayı en çok sevdiğiniz şey sizleri seviyorum. Evet. Aynı soru dediğimiz gibi. Geç bunu geç. Aynı soru. Aynı soru. Soruları dikkatli eleyin lütfen. Böyle şeyler yapmayın. Umut ablayla birbirinizin en sevdiği ve en sevmediği huyunuz. Bu çok gel güzel. Gel bakalım gel Gıybet'e gel. Bunu kim sorduysa çok güzel evet. Sormuş. Beraber. Juicy. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz, evet, Umut, çeker misiniz? Sen aslında bir saniye, screenshot aldığım için şeylerini söyleyebilirim. He? Hangi fan grubundan geldiğimi söyleyebilirim. İlkini söylüyorum hemen. Selin Selen birden gelmişti o ilk soru. Yok. Pardon çok ödersin. İlki Güdücü Armağan'dan geldi. Güdücü mü? Güdücü, evet. Allah. Ya da Güdücü bilmiyorum. Ondan sonra ikincisi de aynı olduğu için es geçtik. Selin Selen birden geldi. Şimdi de bizim aile fan 1. Ben bu bizim aile fan 1'i gözüm ısırıyor bir yerden. Ya bizim aile fan ismi çok var. Evet ama biri biliyorum biri yani. Biri biliyorsun. Bazıları ablamla bayağı iletişim kuruyorlar falan yani. Yani hangisini? Peki hadi uzatmayın şimdi. Evet. Kaçamaklı güreşmeyi. En sevmediğin huyu. Evet, en sevmediğin huyu sonra da en sevdiğin. Aslı'ya mı soruyorsun bana? Sana soruyorum. Aslı değil. Ha okey. Aslı'da en sevmediğim huyu. İlk defa duyacağım galiba ben. İlk defa duymuyorsun. Birbirimize böyle şeyler soruyoruz. Yok biliyor. Acayip abartır arkadaşlar. Doğru. İnanılmaz abartır. Şimdi bir şey hakkında bir tane örümcek gördüm. Bu kadar. Evet. Ama örümcek bu kadar. Evet. Bir de mesela kulaktan dolma birisinin söylediği bir şeydir. Evet. Çok iyi biliyormuş daha yaşamış gibi anlatır yani. Diyorum ya aşkım dur bir dakika daha bilmiyoruz. Ne onun üstüne beş, ama öyle dedi. Onun üstüne 5 koyup anlatır. Evet. Ben de böyle hadi ya gerçekten. Şimdi güzel sonra, daha şey oluyor sonra böyle. Sonra Aktu gelir. Aşk oldu ya öyle değildi falan der. Ya Aktu da maşallah her söylediğimi bozduğu için. Bozmam sadece düzeltirim. Sen, ay ne oluyorsa sanki gerçeğini anlatmakla ne güzel.
güzel anlatışta ya, dönüp dolaşıp bu durum niye bana patladı yine i̇şte ya? İşte öyle. Mesela en sevdiğim huyu da çok organize edilir. Acayip. Her şeye, her şeye yetişir. Onu yapar, bunu yapar. Aa dedim şunu unuttum. Ben aldım abla der. Garet. Anne olmanın getirdiği şeyler var. Ama gerçi eskiden... En sevdiğin huyu organize olması mı? Gerçekten bu mu yani? Yani... Evet. Ama bence en sevdiğim huyum dönem dönem de senin içinde değişiyor olabilir. Şimdi sen de bir annesin ya. Şimdi ikimiz de anne olduk artık. Belki bekarken var. Mesela eskiden neyi seviyordun? Eskiden bu kadar organize olmak zorunda kalmıyorduk ki. Annem organizasyonu yapıyordu bizim için. Hani yani eskiye nazaran en sevdiğim huyum. Ya en sevdiğim huyum genel olarak enerjik ve pozitif olmak. Evet. Bunu evet, bekliyorum hani zaten. Hep şey isteyeyim. Evet, hep iyimser. Kötü düşünmez. Ya da ne bileyim yani aslının yanında iken hiçbir zaman sizi çekmez yani. Hani enerjinizi düşürmez. Enerjinizi yükseltir. En güzel. Evet, doğru. Ben muayyen günler hariç. Ne günler? Aa, aklını çekiyor arkadaşlar size ben anlattım. Benim aşkım sen benimkine. Söyle bakalım. Benimkine. Umut'un en sevmediğin yönün ne? Yani çocuklarımızı gırtlaklayabilir, öyle söyleyeyim, şu an sahildeyiz ve işte Mel'in üzerine kum geldi ve böyle bak, böyle yaptı az önce Nava'ya. Aa, Bondi Beach Girl, öyle yapmıyoruz. Ama böyle hani alttan alttan hani ümiğini sıkacağım çocuk, atma o. Yok be, o olamaz herhalde en sevmediğim. Hayır hayır, dalga geçiyor canım. Dalga geçiyorum. Daha ama, çok huyun vardır sevmediğim. Sevmediğim huyu... Hayır, daha çok huyun vardır sevmediği dedim, gülmediniz. Sevmediğim huyu... Aklına ilk gelenle neye uyuz oluyorsun mesela? Bir şey yok arkadaşlar. Olmaz olur mu? Var da bence söyleyemiyor. Gerçekten mi? Ne söyle? Var. Seninle ayrı konuşuruz ona. Söyleyeceksin artık, hayır. Tamam, sonra söylerim. Niye? Hayır, bu özel. Ha, özel? Paylaşamam, evet. Nasıl, niye ya? Özel olmayan bir şey yok mu senin? Ha, mesela şöyle, şundan çok etkileniyor bence. Etkileniyordu. Şimdi daha çok öyle değil galiba. Ama eskiden çok etkileniyordu ve nefret ediyordu. Mesela bir şey var, aslında onun doğru olduğunu biliyor. Ama sırf yanındakini de mutlu etmek için onun doğrusu ona daha doğru geliyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela kendi doğrularının arkasında kalmıyor. Sonra da pişman olabiliyor. Diyor ki aslında ya evet haklısın diyor mesela. Halbuki ta o zaman o haklısını deseydi bana muhtemelen biz kavga etmeyecektik. Yani eskiden arkadaşlar çok kavga ederdi. Başkalarının etkisinde kaldığından kalabiliyor, dolayı aranızın bozulmasına. Kalabiliyor. Özellikle erkeklerin. Ama artık kalmıyor. Evlendikten sonra kalmadı. Ay. Ay evet çok harika görünüyorsunuz. Ay süper. Peşinvali ben yıkayacağım. Evet. En sevdiği huyumu verici. Bayılır. Olsun 1 milyon doları olsun. Verir bana bir 250 bin. Olacak. Olunca göreceğiz bakalım. Olacak mı? Olacak. 250 bini benim. Hayır. Always empire. Daima yüksek. Geçtik tamam. Geçtik. Ablacığım, Umut ablayla unutmadığınız bir anınız var mı? Varsa ne? Sizi çok seviyorum. Bu da bizim aile. Tire tire bizim aile, tire tire. Bu kişiyi ben tanıyorum. Adı Özge. Çünkü başından beri o kadar çok yazdı ki. Arkadaşlar lütfen alınmayın. Bazılarınızın ismini biliyorum. Çünkü hani ne gibi biliyor musunuz bu? İlk sevgili gibi diyeyim size. Hani ismini unutmazsınız. Bizim ailede yeni bir şey olduğu için zamanında yeniyken ilk gelenleri hatırlıyorsunuz ismen. İlk abone olan atıyorum ya da ilk takip eden, ilk şey. Hani böyle insanlar ayrıcalıkları yok ama isim olarak kafanızda kalıyor. Özge de onlardan biri. Videosuyla çok tanınmıştı mesela. Acayip bir video yapmıştı. Oradan Özge kaldı aklınızda. Tamam. Unutmadığınız bir anınız var mı benimle? Yani ilk fanlardan ziyade
birbirinizle ilgili unutmadığın bir anın var mı? Ha, evet. Ay, evet ya. Benim 30 yaş doğum günümü hiç beklemiyordum aslında. Beklenmedik anlarda yaşayabiliyorsunuz kardeş olarak arkadaşlar. Ablam bana o dönemi şeydi, Don Kirby dönemine denk geldim galiba. Sağ olsun. Bana Barcelona'ya bilet almıştı. Enteresandı. Barcelona'ya beraber uçtuk. Benim 30. yaş doğum günümü beraber kutladık Barcelona'da. Baba! Unutadığımız anlar yaşandı. Onu buradan paylaşmayı isterseniz. Evet. Şimdi bizim aile alt tire yanında da Air Family yazıyor. Evet. Farklı ülkelerde yaşamak zor buluyor mu abla? Bu arada ikinizi de çok seviyorum. Hem de çok. Evet, zor oluyor ama teknoloji sağ olsun WhatsApp, FaceTime sayesinde sürekli görüşüyoruz. Sürekli dediğim hani iki günde bir yani bayağı. Evet. Hatta geldi karşımda oturdu. Ben diyorum ki kendime şimdi ne zamandır görmüyorum ama şimdi ne konuşacağız? Yani o kadar çok konuşuyoruz ki konuşacak şey kalmıyor. Damla alt tire, Taşkın alt tire 1. Hiç ona iftira attın mı? Küçükken ilk söylediği kelime. Küçükken en sevdiği abur cubur nedir? Hiç ona iftira attın mı? Evet. Kim attım acaba? Biriniz attınız mı? Yok ya, hiç öyle ödürümüz yoktu. Nasıl yani? Hiç hayır, ben yapmadım, o yaptı demediniz mi annenizi babanızı hiçbir şey değil? Ya şöyle söyleyeyim, Demet ve Aslı ben büyük olduğum için bütün her şeyi benim üstüme atarlardı. Ha, hiç yapmıyorduk ve, diyorsun. Ha, öyle. Ve her şeyi suçlusu ben olurdum ve bana kızılırdı. Hatta bir tane bir şey yaptığımızı çok net hatırlıyorum, senin bademciklerini almışlardı. Değil mi? Bademciklerini almışlardı, biz Demet'le sandalyenin tepesine binip annemin sakladığı çikolataların hepsini buzdolabının üstünden alıp yemiştik. Ve ben yaptım demişler. Ben de o yaptım. Tamam, sizi çok iyi anlıyorum. Bademcikle ne alakası var? Ya işte gelenlerle. Çikolata getirenleri, çikolatalarını biz sevdik. Ona bırakmadık, sonra da o yedi dedik. Küçükken en sevdiği abur cubur. Çikolataymış aldığımız kadarıyla. You know. Pardon, biliyorsun. Her seferinde istiyordum, sen de asla satmıyorlar artık burada deyip duruyordun ya her sene. Ha, çok iyi apple. Aa, bayılırım. Şeker, elmalı şeker mi? Çok iyi apple. Nasıl resmini koyar şimdi apple? Benim de o kadar... aman Allah'ım bunu çok seviyorum dediğim şey yoktu ya. İsmini söyledim ben. Bahar alt tire, Balkan galiba. Evet, ne sormuş? Küçükken en sevdiğiniz çizgi film sorar mısın? Asla bunu seni çok seviyorum. Küçükken en sevdiğimiz çizgi film... En çok sevdiğimiz benim hatırladığım şey. Bu arada arkadaşlar rüzgar sesi biraz varsa kusurumuza bakmayın. Biraz rüzgar sesi oluyor. Speedy Gonzales. Gonzales? Gonzales. O kim? Speedy Gonzales biliyoruz Speedy ama. Gonzales. Dinleyeyim. Smurfs var. Smurfs'ı da çok izlerdi. Efendim? Chips and a beer, yeah. Bir de al şey, bir tane. Tom and Jerry. Tom and Jerry ve şey. Me. Tweety Bird. Me. O zaman benim favorim de. Evet. Bu da Gül. G-L-D-R-N Gülbüz. Ay, bunu sıkıntı vermesen. Ash'in hayatında en çok sevdiği şey nedir? Ash'in hayatında en çok sevdiği bebeğim. Şey. Burada kum geliyor. Maya şöyle geçin. Tatil yapmak, yemek, ve ailesi. Ailemi sonuna koyacağız. Yalnız hakikaten üçüncüye koyun. Ben onu şöyle değiştireyim. Ailesi. Ailemle beraber tatil yapmak. Evet. Ama altına da şöyle kocaman bir şey açıyorum. Bracket. Parantez açıyorum ve diyorum ki hocamla tatil yapmayı çok özledim. Benim hayatımda en çok sevdiğim şey kadın üstündeki harikaymış. Ablamın hayatta en çok sevdiği şey ne? Gezmek istiyor. Geziyip hep böyle der. Aman Aslı gezelim, yiyelim, içelim. Peki Avustralya bunu yapman için çok zor bir lokasyon değil mi Umut? Gezmek istiyorsan. Hayır, çünkü Avustralya'da gezecek bu
kadar çok yer var ki. Avustralya'yı mı gezeceksin sadece? Tamam, civarında uzaksın ya. 8 saat en yakın yer uçakla. Yok, hayır, hiç de öyle değil. Türkiye'deyken Avrupa'yı geziyorduk mesela, Avustralya'dayken de Asya'yı geziyoruz. Tamam da Asya'ya bile gitmez 8 saat uçakla. Seni diyorum. Aa, olur ya, işte 8 saat ne var ki yani? Eskiden İstanbul Ankara'ydı, değil mi? Otobüsle. E böyle karşılaşmalar yapacaksak hayat çok rahat olur yani. Evet. Bence hiçbir eskiden yer uzak değil. Eskiden cebinizde 5 lira olurdu. Bak ne güzel, bugün 10 lira var. Ooo, sorulara gel. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın lütfen. Bu video 2 bölümden oluşacak. 2. bölümde görüşmek üzere.